Herkese selam, ben Ertan, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Allah'a şükür iyiyim. Bugün 4 Temmuz Pazartesi. Şu an saat 5'e geliyor. Ben okula gideceğim. 2 tane sınavım var. Bütlerim var. 2 dersten büte kaldım daha doğrusu. 4 dersten büte kalmışım ama 2 tanesini cumartesi günü hallettik. Online'dı. Onları hallettik. Bugün sosyoloji ve İngilizce sınavı var. Onlara gideceğim. İngilizce saat 9'da, sosyoloji de saat 2'de. Son defa onlar için okula gideceğim. Son defa gideyim, bir arkadaşlarım göreyim. Hemen hemen tüm sınıf İngilizceden büte kaldığı için herhalde tüm sınıf orada olacak. Olur büyük ihtimal. Neyse, ondan sonra da şey düşünüyorum. Beyoğlu tarafına gidip bir iki tane sahaf gezip bir iki tane bir şey almak istiyorum. Böyle film afişi olsun, ne bileyim, başka kitap falan denk gelirse böyle güzel, hoşuma giden onlardan alacağım. Belki de bir iki tane müzeye geçerim, giderim. Neyse, lafı daha fazla uzatmayayım. Artık hazırlanıp çıkmam lazım. Saat 5'e geliyor. 5'te çıkacağım, birazdan çıkacağım. Yine otobüs durağına yürüyeceğim. Ondan sonra da artık okula gideceğim. Neyse, o zaman görüşürüz. Şimdi evden çıktım, saat 5.30'a geliyor. Evet, tahmin ettiğimden birazcık geç çıktım. Normalde 5'te çıkmayı planlıyordum. Ama 5.30'a sarktı. O yüzden şimdi hızlı hızlı gitmem lazım. İlk durağa, otobüslerin kalktığı yere, ilk perona gitmem lazım. Çünkü diğer türlü yer olmuyor. Ayakta kalıyorum. Ve Mecidiyeköy'e ayakta gitmek, hele böyle bir şeyde, kalabalıkta, hiç hoş olmuyor. O yüzden bakayım, araba bulursam çıkarım ilk perona. Yoksa yapacak bir şey yok. Neyse, okulda görüşürüz. Evet, şimdi okula geldim. Saat 7, 7 yol falan geçiyor. Okuldayım. Yine her zamanki gibi kimse yok. Tek tük. Arnavutköy'ü bu yüzden sevmiyorum ya. Sabahın köründe kalkıp yani okula geliyorum. Yok böyle bir şey ya. Bir de buraları epey kazımışlar. Ya iş makineleri orada. Okul burada. Yani okul iyi hoş ama uzak ya. Bana uzak. Seneye büyük ihtimal eve çıkıyorum. Orada inşallah sesim geliyordur. İnşallah sesim geliyordur. Fazla esiyor. Ama geliyordur büyük ihtimal. Neyse, şimdi gidip bir kahvaltı edeceğim. Ondan sonra bizimkiler gelir yavaştan. Ondan sonra yine açarım kamerayı. Hadi görüşürüz. Kaldık yine. Okul sonu vlogu. Ben de kaldım. Allah kaldım. Yani. Tek bildiğim şey vardı, hiç E yoktu kanka. Hiç E yoktu. Harbiden hiç E yoktu. Hiç E yoktu. Sosyal üniversiteye geçirdin lan beni. Ben niye arkadaşlar yüz alırsam camiye kurban postu kurban postu bağışlayacağım. Tamam kanka. Kanka bak şöyle düşün ama. Kalmayacağım. Ertan'la son vlogum. Son gün. Ne alıyorsunuz hocam? Bu dondurma. Sen ya, lollipop. Fırtma işte. Sansür koyarsın. Acıktık. Gidelim bir tavuk pilav gömelim be. Oğlum burada da lan. Kanka ama bak, buradaki pahalı ve porsiyonu az. Orada? Orada aynı fiyata koca tabak değil. Fiyat performans. Fiyat tam fiyat performans. Kanka bir şey diyeyim mi? Ben bunlar para veriyorlar bu şeye. Foto çekmek için deseler ben 5 TL'ye çekerdim yani. Sıkıntı yok. Evet, yani biz de fotoğrafçıyız. Değil mi hocam? Neyse şimdi. İngilizce sınavından çıktık. İngilizce bitti. Saat ben 12. Kaldım gene. Ben de kaldım büyük ihtimal. Saat. Ay. Araba. Neyse, saat 12'ye geliyor. Acıktık. Yemek yemeye gidiyoruz. Yok, sosyolojiden kalacağız. Ondan da kalacağız. Daha sosyoloji var kalınca. Aynen. Hocam niye bir puanımı vermedin? Bak her aklıma geldiğinde sövüyorum ya.
Buraları koyma hocam, oraya görüşüm ağzını sıçmasın. Benim 3, ben de 3 puanla kaldım. Ben 1 puanla kaldım. 1 puanla. Yok lan, bizim otopark daha büyük. Gel buraya, gelin buraya. Ne o? Neredeyiz? Kuzey Kampüs. Bizim kampüsten niye daha güzel burası? Hiç de bile. Kendi Instagram hesabımın barkodunu atacağım. Evet, tamam, böyle sağa sola fırlatacağım burada. Buranın bir tık dışı güzel. O da şey var yani, o daha sağ çok... Sağ teras nereye gitmiyor lan senin? Lan sen ne demiyor muydun lan, burası daha güzel diyelim diye. Burası daha güzel ama ne için güzel? Yani tamam bak, basket. Hani, bak dışarısı bence buranın daha güzel. Burası ama daha canlı. Bizim o taraftaki kampüs yapılsın, buraya bin basar. Bizim orası bir mülteci dolu. Ertan işin bir tık doğru kısmında. Bir tık doğru. Ne yapacak kanka? Bin kardeşimiz daha. Şöyle tarafa da çekeyim. Tamam, şöyle bir basketbol sahası var. Bizim de var basketbol sahası. Sinemaya giriş burada çıkmamış. Galiba izin alman lazım. Abi çok bunun nimetlerinden faydalanalım. Bir yıl bitti, ilk defa götümüz şey çime değdi. Valla bizimkinde var da bir parça çimen var bizimkinde. Bizimkinde bir parça çimen var. Bir parça çimen var. Ona da hemen oturuyorlar zaten, doluyor orası da. Oturduk. Kuzey kampüste ağaçların dibine. İnşallah götümüz yeşillenmez. Abi. Şimdi saat kaç lan? 1.30 falan. 1.30 saat galiba. 2'de sınavımız var. Şimdi sosyolojiden kalmalı ama. Sosyolojiden kalmaya gidiyoruz. Çalıştık ama. Çalışmadık. Ben çalışamadık ama. Zor. Zor. Aşkın tövbesi zor oluyor. Sevip de gitmesi zor oluyor. Koy burayı. Arkayı. Evet, hadi gidelim. Kanka çimin rengi değişti. Oturduğum üzerinde rengi değişti. Neyse Ertuğ hocam, bari benim hocam gelsin de bir. Ay inşallah bizim hocam. Nerede? Canım hocam. Benim hocam. Ölge mi ya? Evet. Evet. Son videonda bir daha kaçar göremezsin. Son video daha yok. Ben Arda Yıldız Müzik. Sonradan geldi Hak'tan. Onlar sarılıyor. Ne düşünüyorsun hocam? Ben hoca geldim bugün. Gene kaldım anasını satayım. Hoca aynı sınav yapmış. Aynı sınavı. Hoca aynı sınav yapmış. Ben bu sefer geçmiş olabilirim. Tıpatıp aynısını sormuş. Ben bu hocam, sefer geçmiş olabilirim. Hocam bir puan verseniz geçiyordum. Benim uğraştığınız işlere bakın ya. Bu sefer geçmiş olabilirim belki. 3 puanla bir şey kaldıydım. Bu sefer geçtim galiba. Bu sefer geçtim. Şu an kameramızda Burak Kant var. TV 8.5'da çalışan bir eleman, Ali Amile. TV 8.5'da mı çalıştın? Yok. Buraya şey yapmıyor musun? Ben prodüksiyon şirketi çalışıyorum. Yani. Tamam. Yani TV 8.5'a şey yapıyorsun. Şirketi ver. Kurgucuyum ama işi bırakıyorum. Bitti. Niye? Yeter kanka. Gençler iş beğenmeye. Yoruldum kanka. 4-5 ay çalıştım. İş beğenmeye. Lan 1000 lira alıyorum, ne iş beğenmeyeyim? Senin yanına işe gidiyor. Kim vermiş sana 1000 lirayı? Reis. 1000 lirayı beğenmiyor ya. Yeterli mi? Yeter hocam. 1000 lira adam olanı çok güzel. Fark etmiyor. Esad hocamın biraz görüşlerini alalım. İyi kanka, seni sormalı. Nasıl geçti sınav? Kanka girdi ya. Seneye veririz artık. Hayırlı olsun. Seneye bir daha. Seni nasıl geçti? Bir dakika. Şöyle yapalım. Sınavım... Aslında aynı soruları sormuşlar ama tamam, biraz zorlandım. Keşke ayrı var. Bir insan nasıl salak olabilir? Aynı soruları sormuş ama yine yapamadık. İşte bu. Medipol farkı. Ben de yapamadım. Ben bu sefer yaptım galiba ya. İşte bu. Belki biraz daha yüksek ama alabilirim. Ama çalıştım. Bürokrasi falan onları yapamıyorsun. Salladı onları da salladı. Yine seneye alttan. Seneye bir daha alırız der. Tamlandık mı? Abi Medipol'ün önünde 08 bir dakika. Kimin bu? Bul beni. 08 A'yı. Hocam burası bir tanıdık geliyor. Zula. Hocam burası bir tanıdık geliyor. Bak çek. Bir tanıdık geliyor değil mi burası? Bir tanıdık geldi hocam. Gelir, ben oynamadım onu fazla. Zula oynayanlar bilir hocam. Taksim canlı. Taksim canlı başkan. Taksim her zaman. Hocam buraya cami yapmışlar. Allah, nereye yaptınız cami? En son geldiğimizde bu cami yoktu. En son ne zaman geldim?
Bir ay olmadı. Bir ay önce falan geldim. Bu cami yoktu. Şimdi geldik. İstiklal'de. Gidiyoruz sahafa doğru. Sahaf bulacağız. İstiklal canlı. Her zaman olduğu gibi. Değil mi hocam? Bakın şurada bir kilise. Bu kilisenin ismini unuttum. Ne kilisesiydi bu? Hocam hayalim olan lisenin önündeyiz şimdi. Aa, burada kasar çizim. Evet. Hayalim olan lise kanka. Ben giderdim de. Trabzonsporlusun işte. Ne var işte. Oğlum? Evet ben Trabzonsporluyum. Galatasaray şimdi ne işim var? Biz ben Orhanlı Sağlık Meslek İstitüsü'nde bin basar değil mi buraya? Tabii canım. Abi kapıya baksana ya. Emin miyiz? Lenin film var. Ya basıyorlar mı? Eskitilmiş gibi bir video var. Sanki eskiden kalmıyor. Bak bir mümkünatı falan da. Paraları şimdi. Paralar nereden baksan 4-5 lira vardır bizim. Daha fazladır kanka. Ben bir ay önce, geçen yaz 5 TL mi 6 TL mi ne aldıydım galiba. 10 TL miydi neydi peki? Tam bilmiyorum. Eski parayı bile daha fazla paraya alıyoruz. Eski parayı bile daha çok. Çok güzel şeyler var ama. Onun fotoğrafları var. Aramak lazım. Bak millet düğün fotoğrafını getirmiş buraya eski fotoğraf diye. Ben de gideceğim kendi düğünümü siyah beyaz yaptıracağım. Bu ne hocam? Kurt adam. Wolf değil. Baksana. Alparslan Türkeş mi lan o? Ne? Alparslan Türkeş. Yavuz Sultan Selim hocam. Baksana. Ooo layık. Sarar. Bak. Bak hocam mesela şu paralar. Bende var bunlardan. Bak şu mesela ne kadarmış? 25 kuruş tamam mı? Ben de baksam ben de bunun, 1 lirası var bunun. Bunun 5 TL'si 5 lirası var. 1976 yapımı. Sen kalma. Savul biraz. 2 lira. Yani 1976'dan kalma var. Bu ne? Neymiş lan toptan? Bu reklama girer bunu koyma. Aa bak bu tişörtü kırmadan giriş. Davetiye bir kişiliktir. Ben gidiyorum görüşürüz. Görüyor musun? İkinci baskı mı bu ne kaç tane? Ben ne bileyim ya leş gibi kitaplar. Yok. Buraları kesse Murat dövmesin beni. Murat kanka tam animeci ya. Ya? Mr. No. Eski şeyler işte. Ama Murat sever tam Murat. Galata'nın ara sokakları. Burası nerede o? Burada. He? Buram kayboldu ben sana. Bir oturacak yer bulamadık ya. Hocam oturacak yer bulamadık. Bulamadık. Allah çarpsın bacaklarım. Ruhumu teslim edeceğim şimdi. Yürümeye devam başkan. İki tane üzerinden poster aldım. Bir tanesi neydi lan Ejderhan'ı nasıl eğitirsin'in posteri. Bir tanesi de suça davet miydi? Öyle bir şeydi. Tam aldığı poster adını bile bilmiyor. Unuttum şu anda öyle bir şeydi. O da güzel bir şeydi. Hangi bilmem ne oyuncunun ilk yönetmenliğini yaptığı film. Hem başrolünde oynuyor hem de yönetmenliğini yapıyor. Kemal hocam Allah çarpsın adamlar sizden daha bilgili. Böyle bir bilgi yok. Buraları koy. İzlemez zaten. Artı bir burada. Burayı izlemez koy. Artı bir adam yani ne biçim filmler biliyor ya. Adam bana adam. Yönetmen isimleri falan sayıyor. Ben haberim olmasa ben derim ki bu adam yabancı dille bana bir şeyler anlatmıyor. Adam Nuri Bilge Ceylan'a siktir çekti diyor ki. İşte abi dedi, benim kafamda. Siktir bir isim dedi o. Evet ben şimdi eve geldim. Saat 9 oldu. Acayip yorulmuşuz. Cidden yordu yani. Hem uykusuzluk hem o kadar gezdik ettik falan filan. Cidden yorucu bir gün oldu. İki tane poster afişi aldık. Film afişi aldık daha doğrusu. Ondan sonra dağıldık. Bu orayı biraz bir şey gezdik oturduk. Sonrasında dağıldık. O Tuzla'ya gitti. Ben Arnavutköy'e geldim. İkimiz de İstanbul'un bir ucu anasını satayım. Neyse. Lafı fazla uzatmayayım.
Birazdan çantamı hazırlamaya başlayacağım, bavulumu hazırlamaya başlayacağım. Çünkü yarın yani 5 Temmuz'da ben memlekete gideceğim. Siz bu videoyu artık ne zaman izlersiniz hiç bilmiyorum yani. Belki hemen bugün atabilirim veya memlekete gidince, Artvin'e gidince de atabilirim. Hiç bilmiyorum yani. Cidden ama yoruldum ya. Of. Otobüs bile, bir de otobüse gideceğim. Uçak bileti kalmamış. Otobüs biletini bile zar zor bulduk. Son koltuklarda artık. Son koltuklar diye bir iyicene kilitlediler. 850 TL otobüs bileti aldım abi, uçak parasına. Otobüs bileti aldım. Neyse yani diyecek bir şey yok. Bir de şey, Artvin'e de almadım yani, Erzurum'a alabildim. Artvin'e falan hiç otobüs bileti falan yok. Erzurum'a zor buldum, o da en arka koltukta yani. Neyse lafı fazla uzatmayayım şimdi. Videoyu gün batımı eşliğinde bitirelim dedik. Orada uçak geçiyor. Neyse, kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle ufak bir vlog tarzı bir şey yapayım dedim. Okulda son günümdü. Hem de ufak bir gezdik. İyi oldu bence. Neyse, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.